Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Facebook Watch videolarda istenmeyen videolardan nasıl kurtulabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Bununla ilgili arkadaşlar yapacağımız işlem birazcık uzun ve kademeli. Onun için sabırla izleyenler ve uygulayanlar bu şeyden kurtulabilirler. Burada yapacağımız işlem 6 aşamalı bir işlem var. Ön bellek temizleme, otomatik çalıştırıcı müdahale edeceğiz. Facebook dışı hareketlere müdahale edeceğiz. Facebook'un tarayıcısına müdahale edeceğiz. Uygulama ve internet siteleriyle alakalı yine Facebook'un bu kısma müdahale edip ve daha sonra istenmeyeni az göster seçeneklerini uygulayacağız. Şimdi birinci aşamada ön bellek temizlemeye geliyoruz. Ön bellek temizleme için telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında burada uygulamalar bölümüne gidip Facebook'u buluyoruz. İlk yapacağımız işlem bu. Buradan evet, Facebook'u seçtim. Depolama diyorum. Depolamadan ön bellek kısmı var bakın burada. Ön belleği seçiyorum. Pardon, seçiyorum. Ön belleği temizlemeyi seçiyorum buradan. Gördüğünüz ön bellek temizlendi. Şu an birinci aşamayı gerçekleştirdik. İkinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamamız neydi? Facebook'un videoları otomatik çalıştırmasını durdurmamız gerekiyor. Facebook otomatik çalıştırmayı durdurmamız gerekiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü siz o videoyu izlemeseniz dahi kısa süreli video gezintisinizde otomatik çalışacağından dolayı sanki onu izlemişsiniz gibi izlenim sergileyip algoritması öyle algılayıp daha sonra bu videonun size çok sık bir şekilde göstermeye başlamış oluyor. Şimdi bununla alakalı bu otomatik çalıştırmayı nasıl durduracağımızı gösteriyorum. Facebook uygulamasını açıyoruz. 3 çizgi. 3 çizgiden ayarlar. Ayarlar bölümünde aşağıda medya diye bir bölüm olacak. Bakın tercihlerde medya bölümü var. Medyayı seçiyorum. Videoları asla otomatik oynatma diyorum. Bu seçeneği de aktif ediyorum ve videoların otomatik çalışmasının önüne geçmiş oluyorum. İkinci aşamayı da tamamlamış oldum. Şimdi video otomatik durdurmamızın bakın avantajını söylüyorum. Facebook'a geldik. Baştaki videolar diye seçtik. Bakın hiçbir video oynatmıyor şu an. Yani bir görsel veriyor ama play butonuna basmadığım için o çalıştırmıyor. Demek ki bu videoyla alakalı bir tercihim yok şu an yani. Tercihim olmadığı için de ne yapmayacak? O videodan sıklıkla göstermemiş olacak. Bunun amacı buydu. Şimdi geliyoruz 3. aşamaya. Burada 3. aşamaya geliyoruz. 3. aşama zaten o da 3 aşamadan oluşuyor. Hepsi aynı bölgede. Burada arkadaşlar 3 çizgiye geldikten sonra telefonumuzun yine ayarlar sekmesine giriyoruz. Ayarlar sekmesinde gördüğünüz gibi şurada izinler bölümü var. Burada işte Facebook dışındaki hareketler, tarayıcı ve burada uygulamalar ve internet siteleri diye bu bölümlere müdahale edeceğiz. Facebook dışındaki hareketleri seçiyorum. Hareketleri gör ve yönet kısmı var burada bakın. Geçmişi temizle var. Geçmişi temizle yapabilirsiniz buradan. Geçmişi temizle diyorum. Hareketler temizlendi. Evet, şuradan geri yapalım tekrardan. Geliyorum tekrardan Facebook dışındaki hareketler. Bakın burada hiçbir şey kalmadı. Temizlemiş oldu hareketleri. Bu aşamayı bitirdim. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Tarayıcı bölümüne geçiyorum. Tarama verilerini temizle diyorum. Temizle. Evet, temizlendi. Bugün saat 12:54 itibariyle tarama verileri temizlendi. Bu aşamayı da bitirdikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. O da uygulamalar ve internet siteleri diyor. Buraya giriş yapıyorum. Burada evet, uygulamalar ve internet siteleri diyorum. Bu bölüme geliyorum. Bu bölümde şu an bende boş gözüküyor. Olsaydı buraya giriş yapacaktım. Sizden Facebook şifrenizi isteyebilir bu bölümlerde. İstediği takdirde şifreye giriş yapıyorsunuz ve temizle seçeneğini uyguluyorsunuz yine burada da. Burayı da bitirdikten sonra aslında çok fazla bir işimiz kalmamış oluyor. Bundan sonraki işimiz son aşamada Facebook'un şuradan ayarlar ana sekmesinden baştaki videolara geliyoruz. Şimdi diyelim ki istenmeyen videolar burada. Otomatik çalışmadığı için bir avantaj elde etmiş oldunuz. İstenmeyen videoyu gördünüz. Diyelim ki bu videoyu istemiyorsunuz. Bunlardan sıklıkla işte 3 nokta yapıp bakın burada şöyle bakalım. Video yayınını şikayet et diyor. Pardon, bu değil. Şurası arkadaşlar. Daha az gösteri seçiyorsunuz. Geldiniz diyelim ki bu videoyu da beğenmediniz. İşte örnek veriyorum. Bir tane seçtim.
İşte bu diyelim ki bunu beğenmediniz. 3 nokta yapıyorsunuz. Bakın burada da ne yapıyor? Kaydet, kopyala, remixle, gizle. Burada yine beğenmiyorsanız, daha az göstermesini istiyorsanız, bakın bunun gibi daha az reels videosu gör diyor. Bunu da gizle seçeneğini yaptığınızda artık gizlemeye başlıyor. İşte istemeyen bu diğer 5-6 aşamayı gerçekleştikten sonra da bunlardan da yaparsanız birkaç gün içerisinde ekranınız düzelecektir. Daha düzeldikten sonra da ne yapabilirsiniz? Tekrardan buradan ayarlar bölümüne gelip ayarlar sekmesinden ise medya bölümüne gelip videoları otomatik çalıştır seçeneğine geri dönüş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, konumuz burada tamamlanmış oldu. Bu konuyla alakalı uygulayıp olumlu dönüş alanlar yorumlar kısmında paylaşabilir. Ayrıca beğendiyseniz beğenmenizi paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.